Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte DM'in M.2 SSD kılıfıyla Kingston'ın NVMe M.2 jenerasyon 4 olan 2 TB'lık SSD'nin performansını nasıl veriyor şeklinde testlerini yapacağız. Benim almış olduğum M.2 SSD yaklaşık 3500 yazma, 3000 okuma hızlarına, tam tersi aslında, 3500 okuma, 3500 yazma hızlarına sahip Kingston bu hızları verebiliyor mu DM? Aslında DM'in buradaki performans olarak bize sunmaya çalıştığı şey 10.000, hatta 10 gigabit diye yazdığı kısım, 10 gigabit de aslında 1000 megabite karşılığı denk geliyor. Bu hızları USB 3.2 2.0, yani 3.2'nin Gen 2 kısmında verebiliyor. Benim bilgisayarım USB 3.2 Gen 1 olduğu için 5 gigabit'e kadar desteklediği için bizim burada bu cihazdan beklentimiz 500 megabit civarlarında bir hız vermesi. Benim de kendi şu anda kasamda 480 GB'lık bir depolama mevcut. Bu depolamayı da gidip bu cihaza takmayı düşünüyorum. O depolama cihazında 3500'e 3000, 3500 okumaya 3000 yazma hızlarına sahip. Aslında Kingston'a almış olduğum 2 TB Kingston'a benzer hızlara sahip. Burada da işte DM'in performansı nasıl, biz onlara bakmış olacağız. İlk olarak DM'i açmak istiyorum. Şöyle bıçakla bir dürtelim. Jelatinini çıkartalım. Kutuyu açtığımızda bizi cihazın kendisi poşet içerisinde karşılıyor. Bir iki adet de vida var. Bunlar da aslında M.2 SSD'yi vidalamak için gerekli malzemeler. Tone vida da çıktığı içinden bu gerçekten benim işimi çok kolaylaştıran bir şey. Bu USB'nin Type-C'ye dönüşebilen ve USB 2 tipine dönüşebilen, hatta USB-A, çok pardon, USB-A'ya dönüşebilmesi benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben bu aparatı para verip aldım. Hatta orada param bir tık çöpe gitti diyebilirim. Çünkü aldığım son cihazlarda hep bu dönüşme şeyini çünkü veriyorlar. Elimde fazlalık bile oldu. Kasa alüminyum gibi. Buradan onu söyleyebilirim. Bu vidaları sökeceğiz ama sökmeden önce M.2 SSD'yi kutusundan bir çıkartmak istiyorum açıkçası. Bu tarz ürünleri de gerçekten kutusundan çıkartmayı hiç sevmiyorum. Hatta zorlanıyorum diyebilirim. Garantiyi yırtmadan. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Çok mümkün değil gibi ama deneyeceğim. Evet, çıkarabildik. Kutuyu yırtmadan açmaya çalışırsam acaba açabilir miyim diye düşünüyorum ama çok da mümkün gözükmüyor. Acaba bıçakla bunu açabilir miyim? O da çok mümkün değil gibi. Aslında M.2 SSD'ye çok zarar vermek istemiyorum. Mecbur kutuyu yırtacağız. Buradan da M.2 SSD'miz inşallah bozuk çıkmaz diyelim. Hani kutu olarak tekrardan sağlam kutu isterlerse diyerekten M.2 SSD'mizi içeriden alacağım. Görmüş olduğunuz gibi Kingston'ın M.2 SSD'si koruyucu pedi içinden çıkıyor. Bu siyah şey sanırım hani kutuya M.2 SSD otursun diye, bu gereksiz bir şey diyebiliriz şu an için. Pedi kendi üstünde yapışılı bir şekilde geldi. Kutuya atıyorum. Şimdi isterseniz DM'in kutusunu sökmeye başlayalım. Arkalı önlü iki tane vida var. Yavaştan vidaları sökmeye başlayacağım. USB Type-C girişin olduğu yerden sökmek istiyorum ilk olarak. Herhalde tek taraflı söksem çıkacaktır diye düşünüyorum. Tek taraflı sökünce açıkçası çıkartamadım. Diğer tarafı da söküp herhalde ittirmem gerekiyor diye, ya da içeride tutuyor mudur, tutma şansı yok diye düşünüyorum kartı ama herhalde bu taraftan ittireceğiz diye düşünüyorum. Çünkü tek tarafını sökünce gelmedi açıkçası. İki tarafın da vidasını söktüm. Şu anda da çıkartmakta zorlanıyor. Ha, şu an evet, sallayınca aşağı doğru geldi. Şimdi M.2 SSD'mizi aslında buraya direkt oturtup USB Type-C bağlantısıyla beraber, bilgisayarınızda USB-A girişi varsa bağlayıp M.2 SSD'de 3.2 Gen 2 kullan varsa 1000 megabit'e kadar yazma, Gen 1 varsa, USB 3.2 Gen 1 varsa 500 megabit'e kadar bir yazma hızları bu cihazdan aslında almamız gerekiyor. Bakalım bu hızlara aslında erişebilecek miyiz? Bir yandan bunu merak ediyorum açıkçası. Derseniz lafı çok uzatmadan şuradan M.2'yi bağlantısını yavaştan yapalım. Vidaları gördüğünüz gibi
M2'yi buraya sokacağız. Hafif çapraz ittirmemiz gerekiyor. M2 SSD bağlantılarında zaten tak diye oturuyor. Oturduktan sonra aşağı bastırıp vidalama işlemini yapacağız. Vidasını poşetten çıkarıyorum. İki tane burada aslında, bir tane sarı bir tane normal var. O sarıyı nereye takacağız diye düşünüyorum açıkçası. Zaten vidayı takacağım yer belli. Sarı herhalde o kısım için, ya yedek ya da şurada 3 tane yer var. O 3 yerin 2 tane boş olan yere gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi biz vidayı sıkalım. Vidayı sıktığımız zaman M.2 SSD oraya oturmuş olacak. Ve cihaza bağlayabilir hali geleceğiz. Yani cihaz dedim de bilgisayar, bilgisayara bağlayabilir hali geleceğiz arkadaşlar. Şu tornavidayı vermeleri gerçekten çok iyi olmuş. Eğer bu tornavidayı vermeselerdi ben bunları şu anda elimde o görmüş olduğunuz pembe bıçakla yapıyor olacaktım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi direkt SSD bağlantısını yaptık ve bunu kutuya sokacağız. Kutuya yerleştiriyorum. Sanki tam oturtamadım gibi ama bir de diğer taraf da ittiriyor şu anda. Hani nasıl sıkacağım herhalde. Önce bir arka tarafı sıkayım. Arka tarafı sıktıktan sonra bu M2 içeriye oturtma işlemini yapacağım. Bir tarafını sıkmak istiyorum açıkçası. Evet, alttan da M2 ittiriyor yani. O kapağı da ittiriyor. Ben yani şey yapayım, şöyle hafif kaldırayım. Komple çıksın. Madem kasayı sonra oturtayım. Bir tarafını sıkmanın şu anda daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Niye öteki tarafı sıkmadın derseniz, USB girişi kapağı oturtmak sanki daha kolay olur gibi geldi şu an. Sebebini de çok sormayın derim. Yani ben de şu anda deneysel ilerliyorum arkadaşlar. M2'yi komple çıkartacağım. Rahat montaj yapmak istiyorum açıkçası. Bunu da buraya iyice sıktıktan sonra, kapağı oturttuktan sonra M2'yi sonra yerine oturtacağım. M2'nin burada nereye oturacak? Galiba az önce yanlış yere oturtturdum düşünüyorum. Çünkü bak hafif bir kızak yeri var orada. Dikkat ettiniz mi şu anda? Evet. Bunu kızak yerine tak diye direkt oturdu. Az önce yanlış yere oturtturduğum için belki bu kadar zorlandım. Şimdi daha rahat bir şekilde kapağı tak diye oturtup bu vidalama işlemini gerçekleştirebilirim. Montaj işlemini aslında yani bitirdiğimize göre hafiften bilgisayara bunun bağlantısını yapıp bilgisayar tarafındaki performans testlerini yapmaya başlayabiliriz. İsterseniz o tarafa hemen geçiş yapalım. Bilgisayarda USB ile cihazı takar takmaz bilgisayarımız bu cihazı görmeyecektir. Disk Management üzerinden bu cihazı initialize etmemiz gerekiyor. Zaten Disk Management'ı açtığımızda gördüğünüz bir ekrana böyle bir initialize disk diye geliyor. Bunu okeylediğimiz zaman diskimizi aslında bir nevi bilgisayara tanıtmış oluyoruz ama gördüğünüz gibi sağ tarafta da klasörlerde hala diskimiz gelmedi. Burada aşağıda disk 3 olarak bunu aslında görüntüleyebiliyoruz. Buraya nereden geldiğimizi tekrardan gösterecek olursam direkt arama kısmına Disk Management diye yazıp görmüş olduğunuz gibi girersek, Türkçesi de büyük ihtimal disk yöneticisidir. Oraya girdiğinizde bu ekran bizi karşılamış olacak. Aşağı tarafı kayıp diskimizin olduğu yere geldiğinde de şu işlemleri yapmamız gerekiyor. Zaten aşağıda da gördüğünüz gibi unallocated demiş. Yani bunun aslında buna bir yer ayrılmamış diyor. Buna sağ tıklayıp new simple volume, yani yeni basit bir alan açacağız burada. Açıp next dediğimizde bizim karşımıza işte bunun ne kadar bir depolama alanı olacağını söylüyor. Direkt next diyoruz olması gerektiği gibi. Buradaki alanda ilerliyoruz. Burada label, diskimizin adı ne olacağını söylüyor. Benim diğer tüm disklerimin adı lokal disk olduğu için bu diskimin adını da direkt lokal disk yapacağım. Lokal disk F şeklinde aslında diskim isimlendirilmiş olacak. Lokal disk, diğer disklerim zaten gördüğünüz gibi lokal disk. Lokal disk deyip burada da next deyip ileri dediğimde diskimizin artık bilgisayar tarafından görüldüğünü aslında burada görmüş olacağız.
Görmüş olduğunuz gibi diskimiz direkt bilgisayarım üzerinde görüntülenmeye başladı. 2 TB olacak şekilde. Crystal Disk Mark'ı indirmiştim. Crystal Disk Mark üzerinden de şimdi bu diskin hız testlerini sizlere göstermiş olayım. Yeni oluşturmuş olduğum diski seçiyorum. Direkt ol diyerek buradaki testleri başlatacağım ve sonuçlarla sizi baş başa bırakacağım. Dedim ki beklentimiz USB 3.2 Gen 1 teknolojisi bizim bilgisayarımızda olduğu için 500 megabit civarında bir hız görmek. Bu da yaklaşık 3500'lük bir hızdan 500'lük bir hıza düştüğümüzü gösteriyor. 7 katlık bir kayıp var diyebiliriz. Burada 415 megabit gördüğünüz gibi ilk sonucumuz geldi. Evet arkadaşlar, sonuçlar gördüğünüz gibi 500 megabit'e yakın beklediğimiz şekilde gelmiş oldu. Dediğim gibi USB 3.2 Gen 1'den dolayı bu sonuçları görüyoruz. Jenerasyon 2 versiyona sahip olsaydık biz şu anda burada 1000 megabit'e kadar dosya aktarımlarını görmeyi beklerdik. Şu ana kadar cihaz beklediğimiz performansı verdi diyebiliriz. Şu anda eski, yani aslında değiştireceğim ve bu diske DM'in kılıfına sokacağım SSD'nin performansını sizlere göstermek istiyorum. Burada testleri başlattığımda yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, evet ekranda da gördüğünüz üzere 3200, yani 3500 okuma civarında bir okuma, zaten 3000 civarında da bir yazma beklentim var. Bu cihazı değiştirip taktığımda da aslında şu ankiyle aynı performansı, 450 civarlarında bir performans görmeyi bekliyorum. İsterseniz şu anda direkt disklerin yerini değiştirelim ve testlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, disklerimizi yeni değiştirdik. Kingston 2 TB'lık diski bilgisayara taktık. Diğer diskimizi de 480 GB'lık diskimizi de direkt M.2 kılıfa taktık. Görmüş olduğunuz gibi yine aynı isimlerle diskler geldi ve içindeki dosyalar duruyor. Bu açıdan şu anda çok iyi diyebiliriz. Performans olarak beklentimiz ise Kingston diskin 3500-3000 civarında bir hız vermesi. Diğer diskimizin de 3500'e 3000'lik hızının 450'ye 350 civarına düşmesini bekliyoruz. Kingston diskimizin şu anda okuma ve yazma hızlarını çalıştırdığımızda evet yakın bir performans, 3352. Yazma hızı olarak da yaklaşık 2500 civarında bir beklentim var benim. Eğer onun daha fazlasını verirse yine çok iyi bir performans olarak değerlendirebiliriz. Yazma hızı olarak da evet 3000 civarında bir hız çıktı. Bunlar nitekim çok iyi hızlar diyebiliriz. En azından jenerasyon 3 olmasına rağmen benim bilgisayarımın jenerasyon 4 bir M.2 SSD taktığımda jenerasyon 4'teki hızları zaten verebildi. Jenerasyon 4'te 4500 ve belki daha fazlasını destekleyebiliyorken jenerasyon 3'te 3500'e kadar zaten destekleyebiliyor. Bu diskim de zaten 3500'e kadar hız veriyor. O açıdan da hiçbir hız kaybı olmadan bu hızları alabildim. Eski 3500'e kadar hız veren diskimi testini yaptığımda da görmüş olduğunuz gibi yine 427 megabit civarında ve yazma olarak da 350 civarında bir düşüş meydana gelecek. Bunun sebebi de arkadaşlar çok net bir şekilde USB 3.2 jenerasyon 1 olmasından kaynaklı bu 5 GB'e kadar hızlar sağlıyor. Yani 500 megabit'e kadar USB 3.2 Gen 2'lerde bir 10 GB'e kadar, yani 1000 megabit'e kadar aktarım hızları sağlıyor. Burada bu hızları almamız doğal. Cihaz bu konuda beklentileri karşıladı diyebiliriz arkadaşlar. Peki burada cihazı USB 2.0 olan bir porta bağlarsak ne gibi sonuçlarla karşılaşırız? USB 2.0'daki destek ise 480 MB'si. Yani o tam şeyleri bilmiyorum ama öteki taraf 10 GB'ken, işte diğeri 5 GB'ken, bu 480, yani 48-40 civarlarında bir dosya aktarımızı görmeyi bekleriz. Yine tekim ekranda gördüğünüz gibi USB 2.0'a bağladığımda 40 megabit civarı bir aktarım hızı görüntülüye ya da alabiliyorum verim olarak. Bu da USB 2.0 gibi bir bağlantınız varsa böyle bir cihazda çok düşük bir performansa sahip olacaksınız demektir. Eski tip hard disklerdeki performansa sahip olacaksınız demektir. USB 3.2 Gen 1 tarzı bir portunuz varsa bu da aslında SATA 3'teki SSD'lerin performansına denk bir performans vereceği anlamına gelir. Eğer USB 3.2 Gen 2 ya da USB 4'ler falan varsa bunlar çok daha yüksek, işte 1000 belki daha üstü performanslar almanızı sağlayacaktır. Bu cihaz ama USB 3.2 Gen 2 desteklediği için maksimum 1000 megabit'e kadar dosya aktarımı sağlayacağı anlamına geliyor. Cihazla ilgili aklınızda başka soru işaretleri varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Benim videoda size aktarabileceklerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.